Korktuğum başıma geldi arkadaşlar. Aslı yani doktor iğne vermiş. Üzülmek yok. Sadece iki tane iğne vermiş. Sadece iki doz. Al tut. Tut aşkım, tut tut. Bineceğim aşkım. Ağlama. Arkadaşlar Aslı Yaren bugün hasta oldu. Aşkım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Aslı Yaren'le beraber hastaneye gidiyoruz. Ve çünkü Aslı Yaren çok hasta oldu. Ateşi çıktı. Karnı ağrıyor, midesi bulanıyor. Bir sürü şey değil mi Aslı Yaren'cim? Evet. Şimdi okula gitmedi bugün. Okuldan rapor aldık. Şimdi hastaneye gideceğiz. Bakın hastaneden Aslı Yaren... Kader anım. Şu an Aslı Yaren aşırı gergin arkadaşlar. İğne yapmasın. Ama şimdi biz doktora ne diyelim? Bize iğne yapma mı diyelim Aslı Yaren? Evet. Için? Ama bir şey söyleyeceğim. Yani belki de iğne yapması gerekebilir ama sonuçta sağlığın için anneciğim. Arkadaşlar doktordan korkacak bir şey yok ki. Ben doktordan korkmuyorum, bir iğneden korkuyorum. Ama iğneden de korkacak bir şey yok aşkım. Ayrıca Aslı Yaren uzun zamandır, yani yaklaşık 3 senedir falan hiç ilaç içmiyor, hiç ilaç kullanmıyor. Biz onu hep doğal böyle ıhlamurlarla falan besliyoruz arkadaşlar hasta olduğu zaman. O yüzden birazcık şu an ilaçtan ve iğneden korkuyor olabilir. Ağlama ama, üzülme lütfen. Ağlama ama, ağlayacak hiçbir şey yok Aslı Yaren. Neden ağlıyorsun? Serum koyacaklar. Ama serum, yani serum insanları iyileştiriyor. Ağlaman gerekmiyor burada. Ayrıca size Aslı Yaren'in nasıl hasta olduğunu anlatayım arkadaşlar. Şimdi Yaren danstan çıkmıştı. Ondan sonra çok terliydi değil mi? Evet, çok terliydi. Ben de ona dedim ki anneciğim lütfen üstünü değiştirir misin? Bak çok terlisin dedim. O da bana dedi ki ne dedin Aslı Yaren? Dedi. Hayır demedi. Şöyle söyledi. Anne terim kurudu zaten. Hayır terli değilim. Hadi gidelim. Sonra tabii öyle terli olup böyle şeyden de çıkınca, danstan da çıkınca otomatikman çok hastalandı yani. Bu sefer gerçekten hastalandı yani. O yüzden siz annelerinizin sözünü dinleyin değil mi Aslı Yaren'cim? Dinleyin değil mi? Evet. Hayır hayır, yürü yürü. Aslı Yaren yürür müsün aşkım? Doktora gitmek zorundayız. Yürü anneciğim. Yani doktora gitmemek için, hasta olmamak için ne yapmamız gerekiyor Aslı Yaren? Tamam anne, tamam, bir daha yapmayacağım mı diyorsun? Bir de az önce Aslı Yaren bana diyor ki iyileştim, hadi dansa gidelim. Yani tam bir dans manyağı çıktın Aslı Yaren. Bir de diyorum ki ateşim var. Yo, ateşim yok benim diyor. Sana öyle geliyor diyor. Şimdi doktora geldik. Şimdi hastaneye geldik. Hadi bakalım. Ne oldu? Tamam, korkmanı gerektirecek bir şey yok Aslı Yaren. Şimdi kaydımızı yaptırdık, bekliyoruz. İyi misin? Nasıl hissediyorsun kendini? Kötü. Kötü mü hissediyorsun? Ama biraz sonra bakalım doktor ne diyecek, tamam mı? Bu arada ben de hastaneye gelmekten hiç hoşlanmıyorum Aslı Yaren. Biliyorsun değil mi? Al aşkım. Şimdi muayene olacak. Ama şu an bence sakin olman gerekiyor aşkım. Aslı Yaren. Şu an doktoru bekliyoruz arkadaşlar. Küçücük burnu var ya. Yerim ben seni. Çok üzgünüm. Arkadaşlar şimdi Aslı Yaren'i biraz dinlenmek için buraya getirdiler. Azıcık dinleneceğiz. İlaçlarını yazdılar ve sonra da eczaneye gideceğiz. İlaçlarını alacağız. İğne yapmadılar. Değilsin gene. Çok mutlusun Aslı Yaren. Ne oldu? Yemedin iğneyi ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi biz eczaneye gideceğiz. Bakalım doktor iğne verdi mi vermedi mi onu da bilmiyoruz değil mi? Evet ama vermesin. Vermesin mi? Sen de o zaman hastalanma. Annelerinizi dinlemiyorsunuz. Ondan sonra doktor iğne yapmasın. Ağlarım, üzülürüm değil mi Aslı Yaren? Evet. Evet. Şimdi bakalım eczaneye gidelim hadi. Şimdi eczaneye geldik arkadaşlar. Aslı Yaren'e o kadar şey bir şaka yapacağım ki göreceksiniz. Korktuğum başıma geldi arkadaşlar. Aslı Yaren'e doktor iğne vermiş. Tamam, üzülmek yok. Sadece iki tane iğne vermiş. Sadece iki tane. Sadece iki doz. Al tut. Tut
tutaş kafa tutup bineceğim aşkım. Ağlama. Şaka yaptım. Ağlama. Şaka yaptım. İğne falan yok. Aslıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Kendine. Ama ödüm patlatıyorum anne ya. Hayır. Bir şey mi? Şaka yapayım dedim. İğne falan yok. Arkadaşlar. Allah ilaçlar. Bir poşet. Bildiğiniz koca bir poşet ilaç verdi. Koca? Bildiğin koca bir poşet yani. Bak sana 4 tane yani ilaç var poşet içerisinde. Poşet kocaman mı sence? Ya koca değil de ilaç için bence kocaman yani. Arkadaşlar Aslı Yaren şu an aşırı korktu. 4 tane de ilacı var. Şimdi eve gidelim. Bir güzel C vitaminimizi alalım ve bir şey söyleyeceğim. İlaçlarımızı alıp ne yapacağız? Dansa gideceğiz. Dansa mı gideceğiz? Saçmalama. Tabii ki dansa gitmeyeceğiz. Uyuyacağız. Birazcık uyuyacaksın. Hayır. Ne demek hayır ya? Aslı Yaren bak beni çok kızdırıyorsun. Ama ödü patladı arkadaşlar. Şey camdan böyle yapıyor. Hayır. Hayır. Neyse bunu da iğnesiz atlattım ben Aslı Yaren. O da şey içerisinde tablet böyle suya koyuyorsun. Arkadaşlar eve geldik şimdi ve Aslı Yaren gerçekten çok yoruldu. Şimdi birazcık böyle hava vereceğiz. Bu. Ama önce havanı al, ilaçlarını alacaksın. Ondan sonra da... İlaçımı içtim zaten. Kaçıncı içeceğim? 4 tane ilaç verdi doktor. 4 tane verdiği için daha bir tanesini içtin aşkım. Hadi hazır mısın? Bu da şey arkadaşlar. Böyle Aslı Yaren'in rahat nefes alabilmesi için bir makina. Of. Bakayım. Düzgün tut havanı. Ne yapıyorsun ya? Bu arada yavaş. Hayır yavaş ol. Anneyi dinlemezsen böyle hasta olursun işte Aslı Yaren. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Artık şu kılıfı çıkarsam mı diyorum telefonumdan. Bildiğin telefonunda 1500 gündür bu var. Bu kılıf var. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Aslı Yaren uzun zamandır biz ne videosu çekmiyoruz? Kılıf videosu çekmiyoruz değil mi? Uzun zamandır çekmiyoruz. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Havanı alman lazım biliyorsun. Ne? Hayır. Ya gel buraya. Aslı yani şu an ne düşünüyorsun? Arkadaşlar tamam itiraf ediyorum. Ben annemi dinlemediğim için hasta oldum. Siz de annenizi dinleyin yoksa hasta olursunuz. Evet arkadaşlar herkes annesini dinlesin. Bundan sonra anneyi dinlememek yok tamam mı? Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdi Aslı Yaren birazcık böyle dinlensin, uyusun. Hadi hoşça kal. Bay bay.